Esasen çok buradan sonrasında anlamızı çok güç değil. Nereye yazalım? Söyleyeceklerimi düşünüyorum da. Ha tamam, şunu söylemem lazım burada. Bunun altını örüyorsunuz. Dönüşüm altında, yani çok küçük dönüşüm. Çok küçük dönüşümden kastımızın şu olduğunu söylemiştik. T artı delta T. Bir de ne vardı? X artı delta X. Tamam, çok küçük dönüşüm altında. Şimdi burada yaptığımız dönüşümün simetri dönüşümü olduğunu söylememiz için aslında iki tane durum var. Ya Lagrangien'i form invariant bırakacağız. Yani ya Lagrangien'e bir terim eklemeyeceğim. L prime gene L'yi verecek. Dolayısıyla simetri dönüşümü olması için bu sefer demin aslında bulduğum şey S prime. Evet. Şimdi geldi aklıma söyle.
Tamam, bir de bu terim yapacağım. Ya Lagrange'nin formunu koruyacağım. Action'ı değiştireceğim. Yaptığım dönüşümün simetri dönüşümü olabilmesi için. Yani action'ın bu dönüşüm aslında invariant kalması için. Ya da ikinci bir yol şunu yapabilirim. Ne yapabilirim? Çok basit. Zaten action'ı bu sefer form invariant bırakıyorum. Lagrangian'ı bir dün senin yaptığı şey oluyor aslında. Lagrangian'ı bir boundary terim ekliyorsun burada. Action'ı varyasyonu zaten bu varyasyonu vereceği belli. Bu list action prensibine uyuyorsa. Evet. Aslında az önce bu yaptığım dönüşümde eğer şimdi genel dönüşüm tanımladım. T'yi T prime'a, Q'yu Q prime'a götürdüm. Çok küçük dönüşüm dediğim şeyin işte T'ye ben T gibi işte ikisi de delis gibi bir şey olduğunu söylüyorum. Daha sonra bunu söyledikten sonra bu action'ın bu küçük dönüşüm altında varyasyonuna baktığım zaman bana ne verdi? Şöyle bir terim verdi. Ama bu eğer action en küçük eylem ilkesine uymuyorsa, uyuyorsa zaten sıfır vereceğini görüyorum. Şimdi eğer benim action'ım bu action'ımı invariant bırakan şey demek ki şu terimi eklememin bir şey değiştirmiyor olması. Tamam mı? Yani burada action'a şeyi şu ilk yolda mesela demin yaptığım şeyde ben şunu seçersem, şeyler ben invariant bırakayım işte, form invariant kalsın, bu da action'a da şöyle bir şey ekleyeyim demek. Aslında benim evlerler gerçekten eklemimi değiştirmeyecek. Nasıl görüyorum onu da? Şöyle, şimdi delta s'i burada nasıl yaptık? Aslında şöyle yaparsak. Hocalar böyle tekstiller zaten deltesin sıfır olmasını sağlıyor olduğu için değil mi? Yani zor değil mi? Evet. Yani zaten sağ taraf sıfır olduğunda orası kalıyor. O da o yukarıda yaptığın şey bunu sağlıyorsa. Tamam işte dur bir dakika. Tamam deltes buydu. Şimdi ben ne yaptım? Küçük dönüşüm yaptım. Eğer ilk yolu seçersem bu varyasyonun ne gelmesi gerekiyor şu denklemden? Buranın şunun gibi yazacak olursam. Burada demin bahsettiğim şeyi yapıyorum. Yani Q değil de P'den başlasaydım işte. Şöyle tabi T değil artık bunlar. Del mü lambda kere del x 4 yapacaktım mesela ya da del x mü işte. Tamam. Burada bir soru yok değil mi? Şimdi burada tamam çok küçük dönüşüm yaptım. Varyasyonun bu olduğunu buldum. Az önce. Dx4 ne verdi bana? Burada ne yok? Bu yok. Tamam. Zaten. Bana şunu yazım biraz bozuldu tabii de.
denilmiş gibi bir ifade D4x. Yaptığın dönüşümün simetri dönüşümü olabilmesi, yani aslında şunu soruyorum kendime. Ben bir şey yapayım, bir çok küçük bir dönüşüm alayım. Bu çok küçük dönüşüm de benim sistemimdeki hareketi değiştirmesin. Tamam mı? Onu nasıl görüyorum o zaman? Yani hareketi değiştirmesinden kastımız ne? Aslında şeyin, senin dün yaptığı şey, yani varyasyonun, ekşi varyasyonunun sıfır gelmesinin evlerden gerçeklerini buldun. Şimdi bu boundary bir terim, şuradaki terimin içine atabilirim onu, değil mi? Bir dakika, hareketi değiştirmesin mi? Yoksa seyri eylemi değiştirmesin mi? Burada bahsettiğim şey hareketi değiştirmemesin. Yani o T1 ve T2 arasındaki yer değiştirme tamamen aynı olsun. Yani onu diyorsun. Neyi? T1 ve T2 arasında yer değiştirmenin, yörüngenin tamamen aynı olmasın. Bu mu diyorsun? Hareket onun aynı olmasından zaten bulduk hareket ettiğini. Onu söylüyoruz aslında, evet. Eğer de sadece tabii Q, Q dot olarak yazdıysak şey. Evet. Tamam, hareketin değişmesi ne demek o zaman? Hareket diye bir şey daha önce konuşmadık ya, o yüzden ben hep merak ediyorum. Hareketin denklemlerini değiştirmemesinden bahsediyorum. Yani hareket denklemlerini neyi buluyorsun? İşte hareket denklemlerinin çözümü değişebilir mi? Denklem formu aynı olacak. Yani çözümün, işte o bulduğun kuvvetin aynı kalmış. Yani oradan x2 datı buluyoruz değil mi? Evet. P datı buluyoruz falan. Evet. Kuvveti buluyoruz. O bulduğumuz şeyin aynı kalmasından bahsediyorum. Ya o zaman şeye çıkıyor size. Diğer de değil yani. Yörüngenin değişmemesi. Evet. Bir daha söyledin mi o zaman? Ne yaptın? Bir daha söyledin mi? Bir dakika. Şimdi aslında şunu yapıyoruz. Bir saniye şunu yazayım. Tamam. Sonra ben de düşüneyim. Burası zaten bütün bu işlemler değil de şurayı yani dönüp dönüp bir daha okudum tam olarak ne demek istiyor diye. O yüzden onun konusu da iyi olur yani. Bir de ne ekledim diye şunu. Olacak ama ben neyi seçtim simetri dönüşüm olması için şuradan bunu seçeyim dedi değil mi? Evet. S'e S prime'a bir S artı şunu ekleyeyim. Sonra bu eklediğim terim tabii ki varyasyon probleminde neyin içine girdi bu boundary teriminde şunun içine girdi. Yani bir üstte sol tarafta olan şey. Şunu evet. Bu tarafa attım. Delta S yani burası sıfır kaldı haliyle. Evet, evet. Bana bunu verdi. Şimdi o zaman bu yaptığım delta S'in ne olduğunu söyleyebilirim ben. Şu Euler Lagrange. Nöder karatın içine giriyor o yaptığım şey. Nöder karatın içine giriyor ve burada bulduğum şey Euler Lagrange denklemi eksi bir current'tı. Evet. Current'ın türeviydi. Evet. Şimdi yaptığım şey o aslında current'ın içine, yani henüz ona current demedim. Current diye buna diyeceğim. Bu yaptığım şey gene aynı Euler Lagrange denklemini verdi. Burada bir şey sorabilirim. O yüzden bu delta S ise... Ama sen bunu ispatlamış olmadın şimdi. İspatlıyorum, içine onu koydun. Aynı şeyi verdi dedim. Evet, bir dakika. Bir şey söyleyebilirim bu arada. Evet. Şimdi sadece S'in şey şöyle bir tane gönderebilir misin? Çok öteki bir sağlık. Sen S'in şu birinizde gibi yazarsan S'in varyasyonu yazarken şu ikinci teriminde başına bir varyasyonla ilgili bir şey gelmesi gerekmez mi?
biz şurada onu bütün içine atarken zaten x yani dv parantezinde olduğunu düşünürsek lambda döndü zaten dv olmaz eğer şurada yazdığım gibi. Evet evet. Ver vermesi lazım. Ha. Evet. Yani şöyle yapalım. Şimdi dv'yi tamam, o zaman birincisi gibi değil de ikincisi gibi seçersem gelir o muhtemelen. Değil mi? Evet, birincisi gibi seçersen, evet, soru olur. Tamam. Tamam, tamam. Birincisi gibi seçersen gelir soru olmaz da hani... Ama... Şu anki gibi yazarsan, şu sağdaki yazı satırdaki şey de yanlışsın. He? İkinci satırda sana temin için atıyorum, parantezin içinde bir BMW var zaten. O zaman lambda'nın değeri olmaz falan. Aman o zaten yok ya. Yanlış. Ama evet o dediğinden düşünürsen ilki gibi olmayacak. İlki gibi değil ya yanlış bir söyledim. Yanlış söyledim evet. İkincisi gibi. He tamam zaten action'ın invariant kalması bana bunu veriyordu değil mi? Şu yukarıda bulduğum varyasyon problemini veriyordu. Öyle değil mi? Evet. Tamam. Bir dönüşüm yaptım. Action gene yani action'e invariant bırakın ama Lagrangian'e böyle bir terim ekleyen bir şey koydum. Ondan sonra Lagrangian'ı öyle bırakıyorsun sonra onu action'a çeviriyorsun terimini alıp. Hı hı. Şunu veriyor işte. Öyle yaptığın zaman yukarıdakini veriyor. Evet. Evet. O zaman şöyle diyelim biz buna. Tamam, en iyisi öyle demek. Şimdi bunu, bu aslında nötrin genel ifadesi. Şurada bulduğum şey. Bu genel ifadeden yola çıkarak işte bir şuraya bir nöder current diyeceğim mesela. Daha sonra Euler'le eşleştirdiğim zaten sıfır verdiği için del mu x mu sıfır verecek. Yani bu ama işte bir dakika burada bu simetriyi iyi söylemem lazım aslında. Yani şeyleri, şu fiilleri işte o söyleyeceğim zaman işte Teoman Hoca'nın söylediği o li grubuna falan gireceğim işte. Eğer bu her bir li cebrindeki her bir elemana karşılık bir konumlu büyüklük yazabiliyoruz. Nöder teoremi de zaten budur demişti. Burada söylediğimiz, benim de söyleyeceğim şey buradaki şu varyasyonun o işte li grubu nedir falan deyip böyle kısaca tanımladıktan sonra işte şunların o li grubundaki o açılan parametreler cinsinden yazıp işte bunun invariant kaldığını göstermek için yazdığım zaman gerçekten de işte bir ifade bulacağım ve onun işte öteleme yaptığım zaman uzayda momentumun koruduğunu verecek bana. Ama işte burada simetriyi iyi söylemek lazım. Ama bir yerden bir şey istedim mi? Yukarıda yaptığın şey ne olur bir daha gözetleyebilir misin? Yukarıda yaptığım şey şu. Ya bu aslında onu burada yapmadım, değil mi? Onu şurada yaptım. Evet, zaten en son orada. Yani şey yaptım işte. T'yi çok küçük değiştirdim, x'i çok küçük değiştirdim. Evet. Bunları değiştirdiğim zaman action'ın şeyine. İşte bu dönüşüm altındaki değişimine baktığım zaman eğer dedim ki s prime şöyle yazayım mesela bu dönüşüm altında ve bir şekilde aslında bu çok küçük dönüşümün sıfır vermesini sağlayacak koşulun şu boundary terimin sıfır olduğunu verdiğini gördüm. Burada yaptığım şey öyle. Burada da dedim ki zaten orada genel dönüşümlerde baktığımız şeyin action'ı bu imalat bırakan şeyin aynı Euler-Lagrange denklemini vermiş olduğunda onun bir simetri dönüşümü olduğunu söylemeye çalıştım aslında. O lafı anlamıyorum sana. O lafı anlamıyorsun bir dakika.
yaptığı küçük dönüşümün bir simetri dönüşüm olduğunu söylemek için aşağıda bir yere yazıyor. Bu bunu nereye koydu ben sanırım tamamlayamıyorum. Şimdi burada simetriyi nasıl tanımlamış? Simetriyi ekşine invariant bırakan bir şey olarak tanımlıyor. Ekşine invariant bırakan şey de aslında şuradaki varyasyona baktığım zaman ben şeyi Lagrangian'e aslında burada sanırım demeye çalıştığı şey çok küçük dönüşümden kastı şu sanırım. Senin bu action'ı bir invariant bırakıp variasyonunu mu sıfır yapar? Yani şunu bir sormaya çalışıyorum. Şimdi iki nokta arasında kişiyi biliyorum ben, değil mi? İki nokta arasında bu iki noktanın sınır değerlerindeki variasyon sıfır olur. Bu iki nokta ne olduğunu olarak biliyorum. Arada bir yörünge var. Bu yörüngeyi sabit tutmaktan bahsediyorsak, yörüngeyi minik değişimleri yaptığımız zaman, işte varyasyonu uyguladığımız zaman yörüngeyi bu buradaki toplam varyasyonel değişimi sıfır olduğundan bahsediyorum. Simetri dönüşümü dediğim hangisi yani? Simetri ne? Burada yaptığım bir dakika şimdi. Bu aslında çok küçük dönüşüm bilmem ne lafı aslında şurada işin içine giriyor. Değil mi? Aslında şu derim önemli burada. Değiştirdiği şey bu. Tamam. Tamam aslında anladığım gibi yani şunu yani bunu yaptığı zaman Lagrangian'ın yani ben de burada takıldığım için böyle duruyorum. Şu işte dönüşümü yaptığı zaman demek ki Lagrangian'ine böyle bir terim ekleniyor. Tamam. Bu terimi şeyde şu varyasyon hesabında işin içine koyduğu zaman elinde şöyle genel bir ifade oluyor. Yani ama bu zaten çok aşikar bir şey ya. Yani şu tarafa eklenmeyeceği çok açık çünkü zaten D'den de böyle DT ekliyor yani. Yani bir türevi vardı oraya. Yani tam türev var. Haliyle zaten bunun için girecek o. Yani bunun için zaten şuradaki şu bulduğu şeyin içine giremez. Yani hani kısa olarak sonradan ne vereceğini bilmeyen bir soruyor yani bunu şu an. Sen onu bilerek hani o denklerin içinden cevap vermeye çalışıyorsun ama benim sorduğum bayağı simetri dönüşümü denen şeyin... Ya simetri dönüşümü denen şeyi aslında şöyle tanımlıyordu işte benim çalıştığım kaynakta. Action'ı değil yani bu delta S dediği şeyin Euler-Lagrange denklemini değiştirmeden bırakan şey olduğunu söylüyor. Tamam ki öyle zaten. Ha, yani bir şey ekledim, gene aynı Euler-Lagrange denklemini verdi. Ha, şimdi anladım. Tamam, yani aslında işte simetriden kastı action'la ilgili değil burada. Buradaki delta S'in varyasyonunun Euler-Lagrange denklemini değiştirmeden bırakan şey olmasından delta S'e simetri diyor zaten. Yani Euler-Lagrange denkleminin simetri dönüşümüdür diyor. Tamam, şimdi anladım. Tamam mı? Tamam. Tamam, action'dan falan gitmememek, öyle düşünmemek lazım. O zaten çok aşikar, o simetri olmaz zaten. O senin de bulduğun gibi boundary'lerde sıfır verecekse istediğim kadar o terimi eklerim, evet, o simetri vermez. Simetriden kastı, bulduğu sistemdeki Euler-Lagrange denklemini değişmeden bırakan şey. O burada o Euler-Lagrange denklemini değişmeden bırakan şey delta S zaten. Delta S bu sistemdeki simetri dönüşümü o halde. Çok karışık oldum. Kendim kafamda tuttum. Hayır. Şöyle düşünürsen çok rahat oluyor. Ben oradan anladım. Kendim. Aslında simetri dönüşümü dediğin şey, dün benim yaptığım için çok daha basit haline vurdurursan şey anlamına geliyor ya. Yani işte uzayın homojenliği, izotropik olması, oradaki simetriler ve işte onların getirdiği simetri dönüşümlerin neye karşılık geldiğini biliyorum. İşte mesela uzayda burada topu bırakıyorum yere düşüyor, şurada topu bırakıyorum yine yere düşüyor. Bu uzayda homojenitenin gerektirdiği. Bunu
döndürüp bıraktığın zaman aynı yere düşüyor. Diğer tarafa biraz daha döndürüp bıraktığın. Yani orada öler ve göz eklemleri korunuyor. Evet. Keza zamanın homojenliğinden bir şey söz konusu. Demek ki bu tip dönüşümler, yani bu üç dönüşüm benim bildiğim, bunlar simetri dönüşümler. Ben, sen orada ellere daha bir şey değil, bunu çok daha genel bir şey söylüyorsun. Yani için öyle bir şey sordum. Böyle düşününce rahatça anlaşılıyor. Örbelerler denklemi, evet değişmez bırakacak. O denklemin hareket denklem, o sistemin hareket denklemini değişmez bırakacak ki yaptığın simetrik bir hareket sana yine aynı sonucu versin. Aynen. Burada onu değişmeden bırakan şey de işte delta S'i. İşte ha tamam. Action'ın varyasyon, yani varyasyon değil. Action'ın bu küçük dönüşüm altı da al, yani şunu göstermemin, tamam şimdi. Şunu göstermemin sebep bu. Bu yani bu şuna bu işte invariant kalıyor mu diye bakmıyorum. Tamam mı? O başka bir problem. Burada baktığım şey evet koordinatı bilmem neyi değiştirdi. Delta S'in bu dönüşüm altındaki hali bana şunu verdi. Şimdi bu benim hareket denklemlerimi eğer değişmez bırakıyorsa şu dönüşüm simetridir. Tamam mı? Burada onu gösteriyorum. Yani simetriden kastım şey değil. Action'ın invariant olması değil. Euler-Lagrange denklemlerini invariant bırakan şey simetrice. O dönüşüm altında, işte bu çok küçük dönüşüm altında delta S'in ne olduğunu buldum. Şu nesne. İşte aslında bu nesne şeyi, söyle adını, Euler-Lagrange denklemini aynı bırakacak. Ben doğru kurdum bu defa. Evet, tamam. Ya şimdi anlatacaksan bir imtihandan sonra cevap ver. Euler-Lagrange denklemlerinin aynı kalması da bu şu ikinci terimin lambda koymadan önce de aynı olmuş. Yani değerli lambda'nın sıfır olması demek gibi geliyor. Ama eğer bunu anlatacaksan sonra cevap. Yok yok. Değerli lambda'nın sıfır olması. Ha şey. O tamam. Onu sonra geleceğiz. Ya aslında özellikle sana şöyle bir şey dedim. O koyduğu ekstra terim Euler-Lagrange denklemi olacağını bildiğiniz yerin içine girseydi o zaman hareket denklemleri değişiyor olacak. Aynen. Ama o soktuğu terim sağ tarafa gidiyor. Dolayısıyla o sağ taraf sıfır olduğu durumda hareket denklemleri değişmemiş oluyor. Ama öncekinde de sıfırdı. Hayır, onda zaten sıfır. Şu an bize dinleme gibi bir şey verdiler. Başka bir şey kattığı zaman. Geri sıfır kalmışsın iyi olur o zaman. D1 lambda sıfır olmuş. Yani lambda diye ben bir tane sabit ekledim. Hayır, ya, sağ tarafı zaten komple başka türlü. Yani sağ tarafın sıfır oluşu zaten zaten bu tarafın sıfır şey olmasından o. Euler-Lagrange denklemin sıfır olmasından onun sıfır olduğunu söylüyorsun. Tamam. Şimdi bak. O lambda eklemeden önce de orası sıfırda. Tamam. Hayır. Tamam. O lambda. Oranın yani, sıfır olması. Bak şu ikisini ayır. Neyse anlatayım da. Şimdi bunun sıfır olması. Yani şurada bir konumunu büyüklük ve tanımlamamı sağlayan Euler-Lagrange denklemin sıfır olması. Tamam. Onu orada kapattık. Şimdi bu eşittir. Şu lambdasız dedim. Sonra bir dönüşüm yaptım. Lambda terim eklenmiş halde, eklenmemiş halde bu tarafı değişmez bıraktı. Tamam. O zaman o dönüşüm simetri dönüşümü ki burayı sabit bıraktı. Tamam. Şimdi bak oranın hiç değişmemesi demek sen sağda bir lambdasız yazıp orası bir denklem diyorsun eşit sıfır diyorsun. Sonra bir de lambdalı yazıp gene orasının aynı kalması demek eklediğim diğer terimi yani demir lambdanın sıfır olması demek. Sıfır olmak zorunda değil mi? Sadece sağ tarafın sıfır olması başka bir şey değil. Sağ tarafın sıfır olması demiyorum ben. Sen böyle alt alt iki tane denklem özlüsün birbirinden farklı. Evet. Bu iki denklemin sol tarafının değişmez kaldığını söylüyorsun. Alt alt öyle mi? Öyle. Tamam öyle. Hı. O zaman sağ tarafının da değişmemesi lazım. Ben ikisine baktığımda görüyorum ki tek fark. Oraya bir lambda eklemekse dmi artı lambda eklemek iki denklemesi bir tek var. O zaman dmi lambda'nın sıfır olduğunu düşünmem. Şimdi dmi lambda nereden geliyor? Dmi lambda sen çok küçük işte yani t'yi ve x'i değiştirdin değil mi? Daha sonra bu delta s'ten sana o delta s'in o küçük değişimi sana dmi lambda'yı verdi. Yani şimdi o değişmiyorsa ds'in öyle bir terimin gelmez. Bir şey daha diyeceğim. Şimdi simetrik kalma koşulunu yapacak mısın? Değişmeme koşulunu şimdi gösterecek misin?
Peki, ya bundan sonra zaten şeye geliyorum direkt işte. Karıntı, nödel yükünü tanımlayıp şeyleri göstereceğim. Korunum yasalarını göstereceğim. Bundan sonra. Ben diyorum ya, ben bu zaman daha rahat anladım. Olmaz artısını söyleyeyim. Yani benim demek istediğim şey şu, lambdaya sıfır diyorsun ya sen. Ben lambdaya sıfır demiyorum. Lambda tamam. Constant diyorum aslında. Ne diyorsun? Lambda türevinde sıfır diyorum ben. Hayır, lambda türevinin sıfır olması demek, buranın sıfır olması demek. Burası sıfırsa başa dönerim zaten. Onu demek ben istiyorum. Kafamda. Hayır, lambdanın geldiği yere bakman lazım. Lambdanın geldiği yer, varyasyonun sıfır olması. Yani değişimi sıfır olmamasından geliyor. 15 dakika sonra nereye gidiyoruz isterseniz? Bir saniye sözü anında sonra Yani bir dakika, o zaman bir kontrol edeyim yani. Bırakabiliriz ya şu an. Yarına bir saatim var. Yarına bir saatim olmayabilir galiba, biraz hızlı gittim. Yani bence tamam, yorulduk zaten, toplantı da varmış. Bırakabiliriz, herkes rahat rahat yemek yer. Tamam. Zaten hızlıyız. Biz aldığınız için teşekkür ederim. Aynı diye fokus. Sözüne hiç oynamıyorum. Aynı diye fokus ediyorsan. Şurası. Biliyor musun zaten? Aynı diye fokus ediyorum. Şurada denklem sağlıyor. Evet. 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 Evet